Merhaba, ben Saffet Emre Tonguç. Sizi ülkemizin en güzel yerlerinden biri olan Kaz Dağları'nda kısa bir yolculuğa çıkartacağım. Antik dönemlerden bu yana pek çok efsaneye konu olan ve İda Dağı olarak da bilinen Kaz Dağları, mitolojide tanrıların armağanı olarak tasvir edilen tam bir doğa harikası. Bölgenin yükselen değeri Adatepe'yi gezin derim. Kaz Dağları ve Edremit Körfezi manzarasına hakim bir konumda bulunan Adatepe, antik çağlardan beri ev sahipliği yapmış insanlara. Tarih zenginliğinin yanında oksijen yoğunluğunun dünyada en fazla olduğu yerlerden biri burası. Meydanındaki asırlık çınarın altında bulunan kahveler sizi nostaljik bir yolculuğa çıkartacak. Burada organik ürünlerden oluşan bir kahvaltıya limonata ve köy yoğurdundan yapılma ayran eşlik ediyor. Adeta bir açık hava müzesi gibi olan Adatepe'nin girişinde Zeus altarını göreceksiniz. Rivayete göre Zeus bu tepeden Troya Savaşı'nı izlemiş. Olağanüstü manzaraya sahip tepede kendinizi dünyanın hakimi gibi hissedeceksiniz. Assos antik kenti ise yaklaşık 3000 yıldır yaşamın sürdüğü bir alan. Assos, ünlü filozof Aristo'nun da burada yaşamasına neden olacak güzellikte saklı bir cennet. Kaz Dağları'nın buram buram kekik kokuları, taş binalar, Arnavut kaldırımlı yollar, Athena Tapınağı, tiyatro, Murat Hüdavendiger Camii sizi bambaşka çağlardaymışsınız hissine sokacak. Edremit Körfezi'nde yer alan ve geçmişte tersaneleriyle meşhur olmuş antik şehir Antandros'u vakit bulursanız ziyaret edin derim. Troya Savaşı'na yol açan o meşhur güzellik yarışması burada düzenlenmiş. Bu zengin Anadolu toprakları geçmişten bize emanet, çocuklarımıza ise bırakacağımız en büyük miras. Onları bu mirastan mahrum etmemek dileğiyle.